birazdan dünyanın en tehlikeli havalimanlarından birisi olan Paro. Biraz önce sarsıntılı bir iniş yapacağımızı söyledik. Gece Nepal sokaklarında ışıklandırma yok. Yaramaz pilot. Arkadaşlar Çin gümrüğünde mahsur kaldık. Rekorumuzu kırdık, 4346 metreyi. 5030 metre. Burası aynı zamanda üst üste cesetler demek. Galiba gece ölüleri yaktıkları yerden geçiyoruz. Çok korkunç. Hayırdır inşallah. Hayır inşallah. İnşallah. Acaba. Burası göreceğiz şimdi bakalım neyi. Geldik biraz önce, şimdi havalimanından otelimize doğru gidiyoruz. Zaman zaman. Hadi Burak geç. Mehum diyeceksin. Ne kaldı mı? Uzun odara. Put your hands on the earth. Feel the morning light. We gonna rock, rock, rock the night. Resim firi. Cause a year ago, what do I want to be? Eknalibanduk. Yeah, yeah, eknalibanduk, eknalibanduk. Koşturmaca hengaminin arasında. Bir gün ne var, ne parti sokağı? Böyle işte, böyle. Setlerini yaktıkları nehir kıyısı. Küllerini de bu nehre atıyorlar. Aynı zamanda burada yıkanıyorlar. Sadıların yaşadığı yer. Nereye? Bunlar da böyle şeyler. Kimin olsun dediysen. Ay burası acayip bir yer. Renkler, sesler, kokular. Zaten bir şeyler çekiyorlar onun için. Yemişi çiğniyor. Thank you.
Mountain Resort diye bir yer. Festival of Nepal. So have enjoyed the chance. Do they get go today, Hali? Thank you very much. Thank you.
tehlikeli havalimanlarından birisi olan Paro'ya doğru gidiyoruz. Resmi giyinmek gerekiyor. Yes. Bakın herkese. Burası Butan Havaalanı. Şunu merak ediyoruz. Şehrin içinde de insanlar şu kıyafetle mi geziyor olacak bilmiyorum. Göreceğiz. Hoş geldin gösterisi.
bakalım. Çok sağlıklı. Altında aydınlığa kavuştuğu Bodhi ağacı. Bu sesle uyuyacağız. Uyuyacağız. Çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Çabuk. Yaramaz people. Bye bye Bhutan. Left side of Mount Everest, you can see another mountain. There is some snow there. Evet, Nepal'e tekrar geldik. Nepal sokakları böyle işte. Bunlar klasik Nepal elmacıları.
nefis bir kaos ve pislik ve kargaşa ama çok güzel. Oh, kulaklarımın pası silindi. Bas bas. Video mu? Ne oldu ki? Patan. Patan curcunası. Burası demir işçiliğiyle ünlü bir yer. El sanatları çok gelişmiş. Burada yaşayan neredeyse herkes zanaatkarmış. Patan'da meydandayız hala. Işık daha bir güzel oldu. Dayanamadım bir kez. Hem adalet dağıtıyor, hem yardımcı oluyor, hem şunu yapıyor, hem bunu yapıyor. Bir sürü detayı var. Çekiyorsun. Ha? Beni mi çekiyorsun? Seninle birlikte yolu çekiyorum. Tamam. Motor. Ne? Kokmuyor. Ayakkabılarına bakar mısın? Ayakkabılarına duruyor. Niye? O da en dizgin duruyor. Şimdi otele gideceğimiz yolu bulamıyoruz. Bu kez gerçek. Şu anda kalabalığa doğru gitme taktiğini uyguluyoruz. Gece Nepal sokaklarında ışıklandırma yok. Her taraf egzoz dumanı. Nefes alamıyorum. Nefes alınamayacak kadar kötü. Araba ışıkları sayesinde aydınlatılıyor. Gece ölüleri yaktıkları yerden geçiyoruz. Çok korkunç bir koku ve duman var şu anda burada. Burayı hızla geçmemiz gerekiyor. Seçil koşuyor. Birazdan Himalayaların tam üstünden geçiyoruz. Tibet bizi böyle bir manzarayla karşıladı. Evet. Tibet'e geldik. Gelir gelmez de bir göl kenarı pikniği yapıyoruz. Potala Sarayı'ndayız. Tibet'te Potala Sarayı'ndayız. Bahri Bey de yapıyor, eşlik ediyor. İnsanlar bu sarayın etrafında tur atıyorlar. Burada bir Devam.
Devam ediyor. Kapına gezdik, yemeği yedik. Şimdi araçlar yine kapalı. Çatı Manastırı. Karşıda Jokang Manastırı. Şimdi orasını gezeceğiz. Burası da Barkor pazar yeriymiş. Pazar yeri şöyle bir yer. İşte Lhasa. İşte Popo. 5 saat diyebiliriz. Onlar da 4 saat. Ay 4 kilometre mi diyorlar? 6 kilometre gençler gidiyor, 4 kilometre de yaşlılar, yani orta yaşlısı gidiyor. Beden, kalp, yok söz. Tibet'te Lhasa'da akşam pazarı. Çin işkencesi. Gördüğünüz maskeler. Bu maskeleri imal eden adam gördüm. Şimdi işte bu programına mı katılıyoruz bugün?
ekmeğe doyamıyorum. Aynı şeyleri çekiyorum. Yak right. Karola geçidindeyiz. 5000'i geçtik. 5030 metre. Burası aynı zamanda üst üste cesetler demek. Gördü adam. Pardon. Ölülerin yakıldığı yere ne deniyordu? Paşupatinat. Ne? Paşupatinat. Peki merhamet tanrısının adı neydi? Avalokiteşvara. Patin Avalokiteşvara bir şey. Onun reenkarnasyonu Dalai Lama'lar mı oluyor? Olayı anladık yani. Dalai Lama Avalokiteşvara'nın reenkarnasyonu. Okay. Like that way, like that side down, and like this way, and then you, if you start from here to up. They all have meaning. Kitumavi nima gilepe, from here to here, and from here to here, a kitu tsuno alutsa tundu pe, like this, and then pe nam chonam soni tushin ke, and then you carry it like, from there to here, and there to here. Yeah, then if you go up, also huh? Have meaning. Wow. What was it? Thank you.
kaydediyoruz. Evet. Nereye gidiyorduk? Bakıyor. Bakıyor. Allah. Evinde baksın. Bak koridora gittiğimizi zannediyor. Evet. Evet. Tibet'in güzel dükkanlar da var. Aha. Burası bildiğiniz ara sokaklar işte. Öyle küçük esnaf, bir tane manav. Bu ne? Bir yerel restoran. Otobüse binip gidiyor muyuz? Evet. Katmandu'dan ayrılmanın üzüntüsü içerisindeyiz. Havaalanına doğru yolumuz başladı. Üzgünüz. Böylece 14 günlük gezimiz bitti mi? Cause a year ago, what do my wife?